Melek, Melek anneciğim bak bana, anneciğim buradayım, anneciğim, Melek bana bak. Anne. Anneciğim, buradayım. Oraya değil anneciğim, bana bak tamam mı? Sen mi yaptın? Şşş. Geçecek anneciğim, geçti. Geçecek tamam mı? Ama bizim buradan bir an önce gitmemiz lazım. Sen olacaklar, hapsolacaklar. Ben sensiz kalacağım. Evet, sen bensiz kalacaksın. Ama yalnız kalmayacaksın. Nasıl? Seni babana götüreceğim. Babama mı? Hı-hı. Hani hep onu sorardın ya bana. Babana gideceğiz işte. Babama. Türkiye'ye. Babana. Memlekete. Hedefiniz 300 metre ileride, sağda. Anneciğim. Anne beni bırakma ne olursun. Anneciğim yok bu. Anneciğim. Gel anneciğim. Gel de şurada bir elini yüzünü yıkayalım benim güzelliğim. Gel. Bana bak anneciğim. Gel anneciğim, biraz da su iç. Gel. Oh, aferin benim güzel kızım. Anne beni bırakma ne olursun. Gel anneciğim. Meleğim. Başımıza gelenleri biliyorsun. Başka bir yere gidelim. İkimiz kaçalım. Melek, yarına kalmaz beni tutuklarlar. Deden ona bıraktım torbayı almıştır. Eve gelmiştir, bütün olanları görmüştür. E ben Türkiye'ye kaçmışım kızım. Polisin bizi bulması kaç saat sürer sanıyorsun? Anneciğim ne olur biraz düşün. Ne olur anneciğim, ne olur. Korkma anneciğim, tamam. Tamam. Bana bak. Seni en az benim kadar iyi koruyabilecek birine götürüyorum. Baban hep senin yanında olacak. İnan bana. Ya babam beni istemezse? Aa, insan kendi kızını istemez mi hiç? Peki ya sevmezsin? Sevecek. Baban seni hep sevecek. Ama seni hep sevmedi. Ama bir zamanlar sevdi. Babam beni sevmeyeceği zamana kadar sen geri gelirsin. Değil mi anne? Oh, my God.
Olmaz anneciğim. 6 yaşından büyük çocukları almıyorlar. Birlikte kaçalım o zaman. Polisler bizi yakalana kadar beraber olalım. Şşş, kaçmak yok. Sana bunu yapamam anneciğim. Evet, belki beni çok özleyeceksin. Ama sen burada güvende olacaksın. Burada bir hayatın olacak, bir yuvan olacak. Seni çok seven bir baban olacak. Ama sen olmayacaksın. Ben sensiz korkarım. Ama sen hani çok güçlü bir kızdın? Hani sen hiç korkmazdın? Korkmazsın. Korkarım. Çocuğum ben. Güçlü olmak istemiyorum ben. Nemli olmak istiyorum. Anneciğim. Anneciğim bak bana. Bana bak anneciğim. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle, tamam mı? Bana bir söz vermeni istiyorum. Hangi durumda olursan ol, istemediğin bir şeyle karşılaştığında hayır diyebilmelisin. Ne olursa olsun sesini çıkarmaktan sakın korkma. Sakın boyun eğme anneciğim. Tamam? Senin gibi mi? Benim gibi. Bizim gibi. Çünkü özgür olmak demek istediğin her şeyi yapmak değil. İstemediğin hiçbir şeyi yapmamaktır. Tamam mı anneciğim? Şimdi bana söz verebilir misin? Hı? Benim güzelliğim. Hadi. Söz verirsem hemencik gideceğim mi? Anneciğim yapma, ne olur anneciğim, ne olur. Bak, kimsenin sana sahip çıkmasını beklemeyeceksin. Sen kendine sahip çıkacaksın. Tamam mı? Anneciğim. Anneciğim bana söz vermene ihtiyacım var. Ne olur anneciğim, ne olur söz ver bana. Lütfen. Tamam, tamam ağlama sen. Söz senin gibi olacağım. Vazgeçmeyeceğim. Söz. Söz senin gibi olacağım. Benim gibi? Senden ne gördüysem onu yapacağım. Çünkü ben annemin kızıyım. Ben de kızımın annesiyim. Hadi şimdi benim kızım olduğunu göster. Her şeye inat. Gülümseyerek dimdik gir o kapıdan. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben seni anne. Sen yine nerelere kayboldun yaramaz. Geldin. Ne sandın akıllım? Şimdi de birlikte gideceğiz. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama hani sen hapse gidecektin ya. O zaman ben... Hapse girmiyorum. Nasıl girmiyorsun? Ama sen Akın'ı... Yaşıyor. Ne? Ne? Evet anneciğim, Akın ölmemiş, yaşıyor. Hapse gitmeyeceksin, beni burada bırakmayacaksın. O zaman hadi hemencik gidelim. İşte benim kızım.
Hadi gel bakalım, hemen eşyalarını toparlayalım. Zaten sen açtı ki valizimi. Aa, siz acaba akıllı bıdık mısınız küçük hanımefendi? Galiba biraz. Galiba biraz. Önce üzerini değiştirelim. Anneciğim, şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Bizim buradan çıkmamız kolay olmayabilir. Ama biz bu kapıdan dışarı çıktığımızda ne ile karşılaşırsak karşılaşalım, sen benim güçlü kızımsın. Unutma bunu sakın. Hı hı, tamam. Neden gitmiyoruz? İzin vermedi mi? Gel bakalım. Hayır anneciğim, izin vermedi. Ne yapacağız şimdi? Bir düşünelim. Ne yapsak acaba? Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Hazırlan, kaçıyoruz. Ne? Şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Tamam. Ben dünden beri bu planı yapıyorum. Ben şimdi gideceğim. Gün doğmadan sabaha karşı buraya geleceğim. Sen evden çıkabilecek misin anneciğim? Çıkarım. Tamam. Planımızdan hiç kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Melek. Neden bu kadar kötüsün diye sordu Atreyu. Sizin bir dünyanız var diye hüzünle yanıtladı Gümörk. Benim yok. Dünyası olmayanlar başkalarının dünyasına mı saldırır? Herkes değil Melek. Kendi dünyasından memnun olmayan insanlar bazen başkalarının dünyalarına saldırabilir, evet. Mesela kim? Mesela... uykusunu almış olan bazı melekler annesinin uykusunu kaçırabilir ve bütün gece kitap okutabilir. Sen bu kadar mı gıdıklanıyorsun? Sen bu kadar mı gıdıklanıyorsun? Bu kadar, bu kadar. Melek, ben şimdi çıkıp onunla konuşacağım. Sen de arkamdan kapıyı kilitleyeceksin, tamam mı? Anneciğim bak, bana söz vermene ihtiyacım var. Kapıyı kilitleyeceksin arkamdan, tamam mı? Melek bakma öyle, ne olur anneciğim. Hadi yardımcı ol bana, hadi. Melek, ben iyiyim anneciğim. Hadi kapıyı kilitle. Anneciğim. Anneciğim, açabilirsin. İzabel arıyor. Görüntülü aç aç. Hola Barcelona. Hello Isabel. Hello Barcelona. Hello Isabel. Hi girls. Any news? Yes. Nasıl diyor Türkçe'de? Akin Oltay'a gitti. Gitti değil o. Geldi geldi. Yani Akın Oltay'a mı geldi? Ya whatever. Ben konuştu. Akin, sanıyor Barcelona'da siz. Isabel ya, sana ne kadar teşekkür etsem az. Benim için ta İsviçre'den Barcelona'ya kadar gittin. Çok teşekkür ederim.
Ben senin için cehenneme bile giderim. Seni çok seviyorum. I love you so much. I love you. Seni seviyorum. See you. Kapat. Başardık mı yani? Galiba başardık anneciğim.